ve kurtarıcımız, yaşayan ve diri olan İsa Mesih'in yüzü yine bugün güneş gibi sizlere parlasın sevgili kardeşlerim. Amin. Ve selameti sizleri doldursun ve donatsın. Amin. Çünkü o selamet Rabbidir. Ve aynı zamanda bugün yine göklerin kapısı açılsın ve bereketler yağmur gibi üzerimize dökülsün ki onun bereketlerini alalım, canımız, ruhumuz ve bedenimiz Rab İsa Mesih'te tazelensin ve yenilensin. Çünkü Rab tazeleyendir. Rab kuvvet verendir. Ne diyor? İnayetini her sabah tazeler. Öyleyse bugün de var yeni bir gün. Yeni bir günde Rab inayetini üzerimizde tazelemek istiyor. Yüreklerimizi açalım ve diyelim ki ya Rab, şimdi o tazelenmiş inayetin üzerimize dökülsün. Dökülsün ki senin kurtarışının kuvveti bedenimizi kuşatsın, ruhumuz, canımız, bedenimiz senin isminde kuvvet olsun. Amin. Amin. Çünkü Rab bizi hazırlıyor. Ne için hazırlıyor? Vahiy kitabında okuyoruz. Sonsuz yaşam için hazırlıyor. Öyleyse çaresiz, ümitsiz, perişan, zavallı, zayıf bir durumda değil kardeşler. Bugün yenilenme günüdür. Çünkü bir düğüne hazırlanıyorsun. Damat çok yakında gelecek. Eğer gelin damadı seviyorsa, gönülsüz varmıyorsa yüzü güler değil mi? Ama zorla bir kız bir erkeğe verirsen surat tasvip olur. Sizi zorla Mesih'e nişanlayan oldu mu? Her biriniz gönüllü nişanlandınız. Öyleyse seviyorsunuz. Mesih'in gelinleri olarak o yüce şölenden, düğünden içeri girmek için ne yapmalısınız? Sevinçli olmalısınız. Düğün yaklaştıkça heyecan artar. Heyecan arttıkça insan yerinde duramaz. Bu ne demektir? Uyuşuk olmayacaksınız. Amin. Hani derler ya çok mıymıntı biri ya. Ne kendisi hayattan tad alır ne de başkasına tad aldırır. Siz de öyle olmayasınız. Hayattan tad alan ve hayata tat veren, insanlara tat veren olun sevgili kardeşler. Ha dünyada sıkıntı olacak, problem olacak, sorun olacak ama Rabbin önüne geldiğin zaman sevinçli olacaksın, canlı olacaksın, diri olacaksın. Anlaştık mı? Evet. Rab sizden bunu istiyor. Ve şimdi vahiy, evet sevgili kardeşler, şimdi kaldığımız yerden başlayalım. Vahiy 22. bölümün ilk ayetinden itibaren Tanrı yine gelecekteki o güzelliklerin bahçesini bize anlatmaya devam ediyor kutsal ruh vasıtasıyla. Daha önceki bölümde gördük gelini, gördük Yeruşalim'i. Şimdi gelin var, Yeruşalim var. Öyleyse bir de yaşamın süreceği bahçenin olması lazım. Çünkü Tanrı da başlangıçta kutsal kitabın tam başını okuduğumuz zaman ne yapıyor? Bakıyorsun ki bir bahçe yaratıyor. İçine Adem'i koyuyor. Ve bununla beraber bakıyorsun ki Tanrı'nın kendisi de Adem bahçesinde Adem'le beraber müşareket içerisinde. Şimdi yaratılıştaki düzen nasılsa gelecekte Tanrı'nın hazırlayacağı düzen de aynı şekilde olacak. Gelin var. Damat var ve bir Yeruşalim merkez var, yönetim merkezi, bir de yerin olması lazım. Şimdi bakın yeri anlatıyor. Melek bana Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. Şimdi melek bir şey gösteriyor. Nedir? Tanrı'nın ve kuzunun tahtından. Hemen burada bir düşünmek lazım. Bakın tahtından diyor. Tek bir kelime. Ama iki kişiden bahsediyor. Tanrı ve kuzu. Öyleyse taht tek olduğuna göre Tanrı ve kuzu neredeler? Tek tahtın üzerindeler. Tanrı özdür, kuzu ise sözdür. Tanrı'nın özü ve Tanrı'nın sözü. Nerede? Aynı taht üzerinde. Tek taht üzerinde ne yapıyor? Çünkü yaşamın kaynağı kimdir? Rabbin kendisidir. İsa Mesih ne dedi? Ben sizde hayat olsun. Sizde bol hayat olsun diye geldim. Çünkü yaşam ondaydı diyor yine. Yuhanna'nın vasıtasıyla yazılmış olan
İncil'i okuduğumuzda İsa Mesih hakkında ne söylüyor? Yaşam ondaydı. Kimdeydi yaşam? İsa Mesih'teydi. Öyleyse Mesih kimdir? Yaşamın kaynağıdır. Her şey Tanrı'nın sözüyle yaratılmadı mı? Şimdi bakın, işte o tahttan ne çıkıyor? Bir merkez var, tanrısal merkez. Tanrı'nın merkezinden ne çıkıyor? Billur gibi bir su. Suyun özelliği nedir? Billur gibi. Damacana suyu almana gerek yok. O arıtılmış bir su. İçine klor serpmene de gerek yok. Çünkü içinde mikrop barınmaz. Tanrı'nın tahtından çıkar. Tanrı'dan çıkan kutsaldır. Tanrı'dan çıkan katıksızdır. Tanrı'dan çıkan özdür. Milletlerden de çok şeyler çıkar. Ülkelerden, devletlerden çok şeyler çıkıyor ama yapıcı değildir. Hatta bazen öyle öğretiler çıkıyor ki devletlerin kaynağından yıkıcı bir öğretidir. Milleti birbirine düşünen, insanlar arasında ayrılık tohumlar eken öğretilerdir. Ama Tanrı'nın tahtından çıkan öyle değil kardeşler. Billur gibi diyor. Evet, tek bir yerden, yani İsa Mesih'in ve Tanrı'nın merkezinden çıkan billur gibi bir su. Merkezi belli, suyun niteliği de belli. Ve işlevi de belli. Ne diyor? Yaşam suyu ırmağını gösterdi. Orada ne var? Tanrı'nın tahtından çıkan suda ne var? Yaşam var. Çünkü Tanrı yaşamın kaynağıdır. Öyleyse yaşamın olduğu yerde hayat sürekli yenilenir ve tazelenir. Orada ölüm yoktur. Daha önceki bölümlerde okuduk değil mi? Sürekli ne dedi İsa Mesih? Sizde yaşam, bol yaşam. Ne demek bol yaşam? Sürekli yenilenen ve tazelenen bir yaşamı veriyor. Ve yaşam suyunun ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Şimdi su nereden akıyor? Tam kentin ortasından, merkezde, yani herkesin ulaşabileceği bir yerden yaşam suyu akıyor. Orada bulunan bütün imanlılar, orayı hak edenler, kimlerdi? Burayı hak edenler, bu Tanrı'nın tahtından çıkan yaşam suyundan ve burada bulunan ağaçtan, yani bu bahçeden faydalanma hakkı kime aitti? Bir önceki bölümün son ayetinde okumuştuk. Hatırlayalım, ne diyordu? Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecektir. O zaman kendimizi aldatmayalım. Herkes kendisini imanlı görüyor. Herkes ben imanlıyım diyor. Herkes ben doğruyum diyor. Ama doğru terazisi kimin elinde? Rab İsa Mesih'in elinde. Ölçü buradadır. Ha, burayı okur. İnsan burayı okur, kendi kafasına göre de yorumlayabilir. Kendisini buraya göre doğru da görebilir. Ama yaşamına bakacaksın, yaptıklarına bakacaksın, söylediklerine bakacaksın. İnsanlar senden ne alıyor? Sen insanlara suçma sebebi misin? İnsanlara yaşam sebebi misin? Nesin? Ağzından çıkan insanları bina mı ediyor, yoksa ağzından çıkan insanları yıkıyor mu? İnsanları karıştırıyor mu? Çok önemli. Bakın buradan ne çıkıyor Tanrı'nın tahtından? Yaşam. Senin ağzından da yaşam da çıkabilir, senin ağzından ölüm de çıkabilir. Rab adına olduğunu söyleyebilirsin ama yaşamın ya da ölümün pençesi altındasındır. O yüzden bak sevgili kardeş, yaşamına bak. Başkalarına sevinç kaynağı oluyor musun? Sözlerine bak, düşüncelerine bak, ağzından çıkanlara bak. Başkalarını bina ediyor musun? Yoksa başkalarını kirletiyor musun? Beyinlerini, düşüncelerini karıştırıyor musun? Onların kafasını karıştırıp bulanık şeyler ekiyor musun? Nedir senin hayatın? Hayatına çok iyi bakacaksın. Ağzından çıkan billur gibi katıksız, başkalarını onur eden sözler var mı? Var mı? Önemli olan budur. O yüzden toplum içerisinde, ha evde kendi kendine ne istiyorsan söyle. Aynanın karşısına geç, canın ne istiyorsa söyle. Dört duvar arasında ne istiyorsan söyle. Ama dışarıda dikkat edeceksin. Şimdi söyle dedikse nedir? Hırsını alacaksan kendinden al anlamında söylüyorum evin içinde.
Yoksa evin içinde söylersen ağız alışkınlığı olur, aynı yaptığın şeyi dışarıda da yaparsın. Öyle değil mi? Öyleyse benim demek istediğim o değil. Yani birisine kızacaksan kendine kız önce. Birisinden intikam alacaksan önce kendinden al. Birisine söyleneceksen önce kendine söyle, içini rahatla, zehrini dışarıya akıtma. Tanrı'nın tahtından zehirli su akmıyor. Tanrı'ya ait olandan da zehirli su akmaz sevgili kardeşler. O yüzden de kuzunun tahtından bir lur gibi diyor yaşam suyu akıyordu. Ve diyor tam da kentin ana yolunun ortasından akıyor bu ırmak. Öyle ki ne olsun kentin içinde yaşayanlar, ana yolda yürüyecek olanlar, herkes bu suya ulaşabilsin ve bu sudan faydalanabilsin. Ve diyor, ırmağın iki yanında, biliyor musunuz? Tanrı'nın başlangıçta yarattığı cennette de bir ırmak vardı değil mi? Oradan da bir ırmak geçiyordu. O ırmak da dörde bölünmüştü şimdi. Ama şimdi burada ırmak bir. Dörde bölünmüyor. Şimdi bunu illa da bir su kaynağı gibi düşünmeyin. Simgesel olarak Tanrı'dan çıkan yaşamı düşünün. Tanrı'dan çıkan hayatı düşünün. Çünkü suda ne vardır? Su hayattır diyordu. Öyleyse anlatılmak istenen şey Tanrı'nın tahtından yaşam çıkıyor ve yaşamdan herkes, orada bulunan herkes istifade ediyor. Aslında bugün de simgesel anlamda Tanrı yaşamı dağıtmak istiyor. Oradan da bir su çıktı. Oradan Tanrı'nın tahtından çıkıp aramıza gelen ırmak var mı? Size söyleyeyim. Zekeriya peygamber 13. bölümü okuduğunuz zaman işte diyor oraya Davud'un kökünden bir ırmak koyacağım diyor. Kimdir o ırmak? İsa Mesih'tir. Ondan içen asla ölmeyecektir değil mi? Benden içen ebediyen yaşayacaktır dedi. Öyleyse şimdiden bir pınarı Tanrı bize vermiş. Peki bu pınarda ne var? Karışıklık ruhu var mı? Mesih'te hayır. Ne var Mesih'te? Yaşam var. Çünkü karşılıksız dedi gelsin ve benden içsin. Kimden? İsa Mesih dedi benden içsin. Benden öğrensin. Benden alsın. İşte şimdi orada yine cennette o bahçede ne var? Irmak. Yani Mesih'in sözleri. Tanrı'dan çıkan yaşamın gücü. Ve diyor 12 çeşit meyve üreten, her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Şimdi yaratılışta da bir yaşam ağacı var mıydı kardeşler? Dünyanın yaratılışında da vardı değil mi? Ama ne oldu? Adem günaha düşünce, şeytanın sözlerini dinleyince o yaşam ağacından yeme hakkını kaybetti değil mi? Adem o ağaçtan yeme hakkını kaybetti. Bakın yaratılış kitabına döndüğümüz zaman 3. bölümde 23. ayetten itibaren okuyalım. Diyor ki böylece Rab Tanrı yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Adem bahçesinden çıkardı. Onu kovdu. Çok kötü bir şey. Kovulmak güzel bir şey mi? Çok kötü bir şey değil mi? Kovdu. Ama bazıları kovulmayı hak ederler, kovacaksın. Başka yolu yok. Kovmazsan orayı temiz tutamazsın. Yoksa niye? Kendi kirleriyle orayı da kirletir. Şimdi Adem de ne oldu? Hak etti ve böylelikle kovuldu. E şimdi diyeceksiniz ya Tanrı kendi benzeyişinde, suretinde, özene bezene yarattı. Şimdi ne oldu da birdenbire kovdu? Çünkü niye? Tanrı'nın özüne aykırı davranmaya başladı. Eğer ki Rabbin özüne aykırı davranırsan, Rabbin cemaatinin içerisinde yerim olmaz değil mi? Bu budur. O yüzden de demek ki bir kovulma söz konusu var. Şimdi biz topyekun Adem oğullarına gelecek olursak ne diyor? Onu kovdu. Ve yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Adem bahçesinin doğusuna kerûlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi. Niye? Yemesin ve yaşamasın. Demek ki Tanrı günahtan hoşnut değil. Tanrı günahkara yaşam ağacını yedirmez. Günah yaşamı ortadan kaldırır sevgili kardeşler.
Şimdi bakın yaratılışın başlangıçta ne oluyor? Kerubları koyuyor. Dönen kılıcı koyuyor ki kimse yaşam ağacından yemesin. Ama şimdi yeni yaratılan düzende, Tanrı'nın yeni yarattığı düzende yine başlangıçta gibi yaşam ağacı var. Peki yaşam ağacının etrafında kılıç var mı? Yok. Artık kılıç yok değil mi? Peki yaşam ağacını koruyan kerubler, o mukaddes melekler var mı? Onlar da yok değil mi? Demek ki Tanrı şöyle söylüyor. Siz yaşam ağacından yemeye hak kazandınız. Artık kovulmuş zürriyet değilsiniz. Artık kovulanların çocuğu değilsin. Çünkü niye? İsa Mesih'in ismine iman edenler İsa Mesih vasıtasıyla Tanrı'nın çocukları olurlar. O kovulmuş zürriyetten uzaklaşırsın. Tanrı milletler arasından seçiyor, alıyor ve Mesih'te olanları ne yapıyor? Kendisine has bir halk olarak yeniden bina ediyor. O yüzden de ne diyor? İşte onlar gelecekler ve ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten, her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindi. Şimdi iki yanda 12 çeşit meyve üretiyor. 12 çeşit diyelim ki 12 ay. Her mevsim için meyve var. Biliyor musunuz bu dünyada da her mevsim için meyve var. Her mevsimin meyvesi ayrı zamanda çıkıyor. Niye? Kışın sana portakal limonu veriyor. Çünkü kışın C vitaminine ihtiyacın var. Yazın sana bol bol sebze veriyor. Çünkü sürekli su kaybında oluyorsun. O yüzden de sebzeli yiyeceğe ihtiyacın var. Kışın başka şey. Şimdi bakın her mevsime göre Tanrı da burada ne yapıyor? Yani şunu söylemek istiyorum. Ben böyle anlıyorum ki Tanrı kendisini sevenlere öyle harika bir düzen hazırlıyor ki oğlum diyor 12 ay içinde 12 dönem içinde mevsimler, şimdi orada mevsimler nasıl olacak bilmiyorum. Mevsimler hakkında fazla bir şey yazmıyor. Ama şu var ki her mevsim sana yeni meyve veren bir ağaç. Yani her mevsim seni yenileyen, seni tazeleyen. Aynı zamanda diyor ki ağacın yaprakları da uluslara şifa vermek içindir. Bir dakika düşünelim. Şifaya ihtiyaç mı var? Var. Orada hastalık var mı? Yok. Peki şifaya ne ihtiyaç var? Bunu nasıl anlamak lazım? Şimdi orada hastalık olmadığına göre, orada hastalık yok, ölüm yok, gözyaşı yok, bir şey yok. Ama diyor şifa vermek için. Bu şifa vermek nedir sevgili kardeşler? Canı sürekli tazelenmek için. Çünkü sürekli senin canının tazelenmeye ihtiyacın var. Ne diyor mesela? Yaşlılık neden oluşuyor? Hücreler zayıflıyor değil mi? Eğer ki bu hücreler kendisini, insandaki hücreler kendisini sürekli yenilerse ne olur? İnsan yaşlanmaz. Vücudun kırışmaz. Doktora gidip ameliyat olma ihtiyacı duymazsın. Kadınlar genellikle paralarını bakım setlerine harcamazlar. Niye? Çünkü hücreler hep yeni kalır. Suratında pırıl pırıl parlar. O yüzden de herkes sana imreniyor. O cildin de ne güzel senin. Ne kullanıyorsun? Yok diye bir şey kullanmıyorum. Rabbin suyundan yüzüme serpiyorum, o da beni taze tutuyor. Olmaz mı öyle bir şey? Olmayacak mı? Olacak. İnanın ki orada size şunu söyleyeyim, yüzü kırışık birisi olmayacak. Orada alnında artık kırışıklıklar olmayacak. Orada aynaya bakayım da şuraları kapatayım şu kırışıklıkları demeyeceksin. Boyayla suratımın solukluğunu gidereyim demeyeceksin. Çünkü niçin? Orada yapraklar uluslara şifa veren bir ağaç var. Sürekli şifa yenilenecek. Bedenin sürekli yenilenecek, sürekli tazeleneceksin. İstemez misin öyle bir şey? Ne para harcayacaksın ne pul? Doktor doktorla koşmayacaksın. O ağacın meyvesi ve o ağacın yaprağı senin için bekliyor. Yapman gereken bir şey var. Bu dünyadaki ağaçlara, yapraklara yüreğini verme. Bu dünyanın geçici güzelliklerinin peşine takılma.
İşte bu dünyada olan her şey geçecek. Bu dünyada olan her şey kuruyacak, yok olacak, solacak. Ama burada solmaz bir hayat var. Kuzunun tahtından bir nur gibi çıkan o yaşam var. O yaşamla her gün sen yenileneceksin. O yüzden diyor ki ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindi. Hep tazeleyen bir yaprak. E şimdilerde ise ne yapıyorsunuz? Moda oldu. Hemen bir yaprak buluyorsun. Aa diyorsun bu ne, bu çok faydalıdır diyorsun. Suya atıyorsun. 3 dakika demliyorsun. Çay yapma dersi vermiyoruz ama ona bak, aa güzel oldu diyorsun. Çıkarıp atıyorsun. Bu bilmem ne yaprağı. Şu bilmem ne yaprağı. Şimdi herkes yaprakların hastası olmaya başladılar. Herkes yaprak topluyor, yaprak içiyor. Niye? Çünkü yaprakta şifa var diyorlar. E şimdi orada bilmiyorum, bu yaprağı da kaynatıp mı içeceksin, öyle mi içeceksin? Mesele orada değil ki. Ama senin şifaya ihtiyacın var. Senin vücudunun, canının yenilenmesine ihtiyacı var. Yenileneceksin. Rab seni yenileyecek. Evet. Ve bir şey çok önemli. Artık hiçbir lanet kalmayacak. Lanet kalmayacak. Şimdi Galatyalılara mektubu okuduğumuzda ne diyordu 3. bölümde? Mesih bizim yerimize lanet oldu. Bizim için kendi bizim lanetimizi üzerine aldı. Ve haç üzerinde öldü. Ve lanetin ücretini ödedi. Şimdi niçin burada lanet olmayacak diyor. Yine başlangıca dönelim. Yaratılışta Adem ve Havva günah işlediğinde Tanrı ne demişti? Toprak senin yüzünden ne oldu? Lanetli oldu. O yüzden sana çalı ve diken bitirecek. Yani bereketler elinden gidecek. Lanet günahla beraber Adem oğulların üzerinde işledi. Aynı zamanda dünyayı kuşattı. Ama şimdi burada ne var? Burada Mesih var. Mesih İsa bir defa ne yaptı? Laneti kaldırdı. Mesih İsa'nın kanı altında olanlar lanetten özgürdürler. Evet. O yüzden diyor ki hiç merak etme, o kan altındaysan lanet seni vurmayacak. Evet. Lanetin olmadığı yerde ne var? Bereket. Bereket kardeşler. Ve sen dolu dolu bereketlerle donatılacaksın. Çünkü artık orada hiçbir lanet olmayacak. Orada hiçbir lanet sözü de olmayacak. Artık orada kimse kimseye bakıp da demeyecek. Ne lanetin biri. O laf anılmayacak artık. O lanetin birini burada söylüyorsun. Veya da demeyin Allah'ına lanet etsin. Sana lanet olsun. Çünkü bazı insanlar çok severler lanet okumayı. Ama orada lanet yok. Çünkü orada lanet oğulları olmayacak. Laneti değil, sürekli bereketi aramış, bereketin ardınca giden insanlar orada olacak. Amin. O yüzden de onlar efendileri Rab'den, bereketlenmiş olanlar, o sonsuz yaşamın o koridorlarında, yollarında yürüyecekler ve böylelikle o sonsuzluk ağacının, yaşam ağacının meyvesini yiyecekler, tadını alacaklar. Şimdi bunları anlatmakla cenneti anlatmaya çalışıyor. Cennetin meyvesi farklı diyor. Dünyanın meyvesi farklı, dünyanın verdiği farklı, Tanrı'nın bahçesindeki olanlar farklı diyerek bir farklılığı anlatmak istiyor. Yoksa gözümüzde öyle canlandırmayalım ki meyve şu meyve mi olacak, bu meyve mi olacak diye. Mesele meyve meselesi değil, mesele ağacın yaprağının rengi çeşidi de değil sevgili kardeşler. Vermek istediği mesaj Tanrı sizin için harika bir yer yaratıyor. Ve sizin orada hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak. Orada tazeleneceksiniz. Orada yenileneceksiniz. Orada kuvvetiniz bol olacak. Ve Tanrı'nın bağrından, özünden çıkan, tahtından çıkan yaşam suyu. Yani Tanrı yaşamın kaynağıdır. Sizde de yaşam olacak. Tanrı'da ne varsa sizde olacak. O yüzden de Tanrı nasıl ki insanı kendi benzeşinde suretinde yarattıysa, şimdi o cenneti elde edecek olanlar da Tanrı'nın benzeşini ve suretini dolu dolu görenecekler. Yani tanrısal karakter, tanrısal öz yapıya hissedar olacaksın sevgili kardeşim. Anlatmak istediği bu kelamı. Evet, hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı nerede?
kentin içinde, yani Tanrı sana artık uzak değil. Sen de Tanrı'ya uzak değilsin. Tanrı'nın izzetini ve yüceliğini bir fiil bu gözlerinle göreceksin. İşte o zaman ne yaparsın biliyor musun? Hani şimdi böyle kafana takılan çok sorular var ya, çok merak ettiğin ama kelamda cevabını bulamadığın, şeytanın getirdiği düşünceler, sorular, o zaman Tanrı'ya bol bol sorarsın. O zaman dersin ki, ey Tanrım seni kim yarattı ya, merak ediyorduk hiç. Bir türlü anlayamadık bu işi ama hazır yüz yüze gelmişken soralım. Merak ettiğiniz sorular var mı? Öğrenmek istiyor musunuz? Bu soruların cevabını almanın en kolay yolu oraya gitmek. O zaman gayret et, oraya git, cevapları alacaksın. Merakından ölmeyeceksin. Çünkü merak bazen adamı öldürür, biliyor musunuz? O yüzden de ben çoğu zaman bana gelip de bu soruları soranlar, Tanrı'yı kim yarattı? Şu niye şöyle oldu, bu niye böyle, öğrenmek istiyor musun? Çok basit bir yolu var. Bak gel gayret et. Sen de onun önüne çık, ondan sonra kendisiyle karşı karşıya konuş. Bana aracı tutma. Ben de rahat edeyim, sen de rahat edersin. En güzeli bu değil mi? Ne diyor? Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Tanrı sizinle beraber olacak. O zaman artık feryat edip de Allah'ım neredesin, beni niye görmüyorsun demeyeceksin. Sağa sola bakmayacaksın. Acaba Tanrı'ya secde kılacağı da hangi tarafa dönecek, bura mıydı, bura mıydı, doğru yöne dönelim demeyeceksin. Tanrı'yı aramayacaksın. Çünkü Tanrı senin içinde olacak. Seninle beraber olacak orada. Ve diyor kulları ona tapınacaklar. Evet görecekler, göz göre görecekler ve ona tapınacaklar. Çünkü onun kulları. Neye tapıyorsunuz sevgili kardeşler? Çok ilahlar var bu dünyada, çok. Çok efendiler var bu dünyada. Nedir senin efendin bu dünyada nedir? Neye tapıyorsun farkında olmadan? Tanrı'yı ikinci plana attığın ne var hayatında senin? Onları düşün ve hayatından çıkar. Çıkar, çıkar. Ne olursa olsun çıkar. Çünkü onun kulları ne diyor? Ona tapınacaklar. Onun yüzünü görecekler. Bakın, onun yüzünü görecekler diyor. Kimse Tanrı'yı görüp de yaşayamaz diyor İshaya peygamber. Ama şimdi cennette ne yapacaksın? Onun yüzünü göreceksin. Onun yüzünün nuruyla aydınlanacaksın. İstiyor musun yüzünü görmek? Tanrı'yı yüz yüze görmek. O Tanrı'nın yüceliğini hissetmek. O kudretiyle donatılmak. Evet, Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Kulları ona tapınacak. Ve onun yüzünü görecekler. Ve devam ediyor. Alınlarında onun adını taşıyacaklar. Alınlarında kimin adı? Tanrı'nın adı, İsa'nın adı. Ben de dedi size yeni bir isim vereceğim diyordu İsa Mesih. Kimsenin bilmediği. Tanrı'nın adı. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Dünyada da şeytan kendi ismini yazacak, kendi damgasını vuracaktı daha önceki bölümlerde okuduğumuzda değil mi? Ama şimdi ne oluyor? Şimdi ise alınlarında, oraya girenlerin alınlarında ne yazılı? Onun adı, Tanrı'nın adı yazılı. Onun adını taşıyacaklar. Rabbin adını taşıyacaklar. Bu demektir ki, yani Rab diyor ki, sen bendensin. Sen bana aitsin. Sen benimsin. Ve böylelikle bende olanı sende görüyorum. Sen de sende olanı bende göreceksin. Ne demiş İsa Mesih? Baba sen bende, ben sende. Öyle ki biz bir olduğumuz gibi. Demek ki ben Rab'de, Rab de bende. O zaman bir bütünlük söz konusu. Tanrı'yla bütünleşmek. İşte sevgili kardeşler, yaşadığımız bu günler içerisinde İsa Mesih bizden bunu istiyor. Mesih bizde, biz Mesih'te olalım. Başka bir şey değil. Mesih bizde yaşamak istiyor. Mesih bizde şekil bulmak istiyor. Bundan dolayı kelam diyor, İsa Mesih'i giyinin. Mesih sizde şekil buluncaya kadar kardeşlerim diyor. Paulus Resul. Ne diyor? Mesih şekil buluncaya kadar. Yani Hristiyanlık hayatı basit, tembel bir yaşam değil. Mesih'e geldikten sonra her şeyden önce gayret edeceksin ki Mesih sende şekil bulsun. Amen.
Gayretin bu olmalı, iman budur. Evet. Sadece kiliseye gelip gitmek değil, haftada yarım saat vaaz dinlemek değil, birkaç sefer hafta içerisinde dua etmek değil, evet, ayda bir, haftada bir kelam okumak değil sevgili kardeşler. Değişmemiz lazım. Karakterimin değişmesi lazım. Kişiliğimin değişmesi lazım. Düşüncemin değişmesi lazım. Kimliğimin değişmesi lazım. Bana bakanlar benden Mesih'i bulmalılar. Mesih'in kokusu beni doldurmalı, sarmalı. O yüzden de ne yapmalıyım? Öğrenmeliyim. Öğrenmeliyim şunun için. Evet ya Rab, ben değişmek istiyorum. Ben sana benzer olmak istiyorum. Ben de senin şekillenmeni istiyorum. Öyle ki bana bakanlar bende seni görsün. Kim ne derse desin önemli değil. Herkes çok şey söyleyecekler. İsa'ya da çok şey söylediler. İsa'ya da çok hakaretler ettiler. Sofrasında oturan İsa'ya tuzak kaynağı oldu. Olacak. Umuruna gelmesin bunlar. Bunları düşünmesen. Sen sadece Tanrı kelamında Mesih'i görenmeyi düşün. Mesih'le özdeşleşmeyi düşün. Mesele budur. Sağa sola bakarsan çok kayar düşersin. Onun için sağa sola bakma. Sen Rab'be bak. Ve Rab'be bakarken de samimi ol. Samimi bir yürekle Rab'be bak. Ya Rab, ben neredeydim, nereye geldim? Ben nasıldım, ne oldum? Ben eskiden böyleydim ama şimdi böyle oldum. Beni sen yaptın. Ve daha değişecek çok şeyim var, değişmeli. Fikrin, düşüncen, dilin, kuşların, tavrım, davranışım, her şeyi. Mesih bende şekillenmeli sevgili kardeşler. O yüzden de ne söylüyor? Onun adını taşıyacaklar. Alınlarında onun adını. Rab benim halkımdır demekten utanmayacak. Onlar benimdir demekten utanmayacak. Benim çocuklarım demekten utanmayacak. Bu yüzden de Tanrı gayretle kutsal ruhu üzerimize döküp bizde işlemek istiyor. Ta ki biz Tanrı çocukları olarak bu eğri ve sapık neslin ortasında kendimizi gökteki parlayan yıldızlar gibi yapalım. Ama biz bu önemli şeyi bırakıyoruz, boş şeylerle uğraşıyoruz. O bana bunu dedi, ben ona onu dedim. O şunu yaptı, ben onu yaptım. Bunların arkası gelmez kardeşler. Bunların sonu gelmez. Şeytan zamanınızı çalıyor. Şeytanın sizin zamanınızı çalmasına izin vermeyin güzel kardeşler. Zamanını değerli şeyler için harca. Yoksa şeytan dikkatini sağa sola yayacak. Bu kaçınılmaz. Engel olamazsın buna. Ağzınla kuş tut, yine bunlar olacak. Mesih'ten daha üstünü var mıydı? Mesih'ten daha yücesi var mıydı? Yapmadıklarını bırakmadılar, demediklerini bırakmadılar. En sonunda dediler ki olacak gibi değil. Kurtulmacı kaça gelen öldürer ve böyle kurtulanı. Ne yapmıştı? Bir şey yapmamıştı. Mesih, Mesih olarak yaşamıştı. Sen de Mesih'in benzerliğinde imanlı olarak yaşa. Merak etme, haşa gelsinler. Üçüncü gün dirilirsin, hiç canını sıkma. Yeter ki sen Mesih'te kal. Yeter ki layık ol. Ve Tanrı senin anına kendi adını yazsın. Bunlar ne demektir biliyor musun? Özel olarak seçilmişler. Özel olarak cennet için seçilmişler. Amin. Ve Tanrı ne yapıyor? Kutsal ruhla şimdiden bir mühürlüyor. Şimdi alnındaki mührü görmüyorsun. Eğer o mührü aldınsa gün geldiğinde o mühür berraklaşacak. Burada Tanrı'nın adı yazacak. Onun yüzünü görecek, alınlarında onun adını taşıyacaklar. Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Orada gece yok. Yani karanlığa ait bir şey yok. Kimse orada gece olsun diye düşünmeyecek. Uyumayı düşünmeyecek. Veya gece yarısı hırsızlığa çıkmayı düşünmeyecek. Veya başka şeyler yapmayı düşünmeyecek. Çünkü böyle düşünce fikirler olmayacak. Onun için de senin canın da sürekli tazelenir. Ne diyorlar? Akşam oldu mu efendim diyorlar işte portakal içme, şunu yeme, bunu yeme, yoksa o seni zinde tutar, gece uyuyamazsın, uyanık kalırsın. Artık neler oluyorsa herkes uyuyor mışıl mışıl, sen gözün açık fıldır fıldır bakıyorsun. Ah diyorsun keşke ben de uyusam ama uyku gelmiyor. Ertesi günü yine zinde oluyorsun. Şimdi bu da herhalde buna benzer bir şey olacak. Şimdi elbette ki bu yaşam ağacının meyvesinden yersen, yaprağını da yersen, ondan sonra sende uyku mu kalır? Uykuya ihtiyacın olmayacak ki geceye ihtiyacın olsun.
Ne yapacaksın? Rabbim güzelliklerini seyredeceksin. Hani dersin ya bazen, çok bir şeyi seversen, sana çok güzel gelse, ya bakmaya doyamıyorum diye. Böyle içini geçire geçire söylersin, gözünde dalar, bakmaya doyamıyorum. İşte orada Rabbe bakmaya doyamayacaksın. Evet. Bu dünyada neye bakarsan bak, doyamıyorum dediğin her şeyden doyacaksın. Her şeyden doyacaksın. Çünkü bu doyumun da yaşı var. Bir çağda bir şey düşünürsün, hayran olursun, doymazsın, aradan biraz zaman geçer. Ha, boş şeymiş dersin ya. Oo, bu daha iyi. Ona bakarsın, ona hayran olursun, belli bir süre o da boş şeymiş dersin. Bir gün gelir, yaşlanırsın, elin ayağın titremeye başlar, gözlerin de artık seçemez, geleni gideni göremezsin, kulağın sağırlaşır, hiçbir şey duymazsın. Dersin ya, bu kadar yıl yaşadım, hiçbir şey anlamadım. Bir o kadar daha yaşasan yine anlamayacaksın. Kimse zaten hiçbir şey anlamadan gittiler bu dünyada. Evet. Git ölüler diyarına sor. De ki ne anladın, inan her şunu diyecek. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi bir anket yapsana, sana sorsalar bu yaşta ne anladın? Hiçbir şey. Şöyle geçmişe bir bakacaksın. Ne bileyim inan ki, tad alamadım ya diyeceksin. Hiç böyle diyeceğiniz var mı ki? Gerçekten de dolu dolu bir hayat yaşadım. Canlı, taze, her gün beni tazeleyen, her gün bana sevinç kaynağı olan, mutlulukla coştuğum günler yaşadım, anlatayım sana. Diyebilecek misin? Var mı bu sende? İnanın ki yok. İnanın ki yok. Ama Rabbin huzurunda olacak. İşte orada, o cennet denilen yerde, Rab Mesih'in hazırlamış olduğu yerde bunu yaşayacaksın kardeşler. Çünkü o zaman geceye ihtiyaç olmayacak. Çünkü onun yüzüne hayran hayran bakacaksın Rab Mesih'in. Ah diyor, sen ne güzelsin. Sevgililer arasında sen ne güzelsin ey sevgilim diyor. Neşideler neşidesini okuduğun zaman. Ve diyor, sende hiç kusur yok. Ey sevgilim, ey yavrum, devam edip gidiyor neşideler neşidesi. Çoğu okumak istemez çünkü okudukça aklı dünyasal şeylere kayar. Ama değil, o kadar ruhsal haz var ki orada. O göksel sevgiliden bahsediyor. Kusursuzluktan, mükemmellikten, onun güzelliğinden, on binler arasında seçilirsin sen diyor. Ey sevgilim, sen ne güzelsin. Kime anlatıyor? Dünyadaki ne bir kız ne bir erkek mesele değil kardeşler. Sevgili deyince aklınıza hemen bu gelmesin. Sevgililerin sevgilisi var. Rablerin Rabbi, sevginin kaynağı olan Rab İsa Mesih'ten bahsediyoruz biz burada. O yüzden de o güneş gibi izzetinde parladığı zaman orada geceye ihtiyaç olmayacak. Gece olmayacak. Çıra ışığına da, güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Biliyorsun, hayatta iki şey önemlidir. Bir su, öbürü güneş. İkisi de çok önemlidir. İkisi de hayatın temel kaynağıdır. Olmazsa olmaz. Suyun olmadığı yerde hayat olmaz. Güneşin olmadığı yerde de yaşam olmaz. Su ve güneş adeta gelin ve güveyi gibidirler. İkisi yaşamı devam ettirirler. O yüzden de burada diyor, güneşe ihtiyaç yok, orada suya da ihtiyaç yok. Çünkü Tanrı'nın tahtından çıkan su ne yapıyor? Yaşam veriyor. Güneşe ihtiyaç yok çünkü Rab Allah'ınların güneşiydi diyor. Evet. Güneşe, güneş ışığı da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Amin. Rab Tanrı onlara ışık verecek. Amin. Işığın senin Tanrı olacak. Çünkü Tanrı ışıktır. Onda hiç karanlık yoktur dediği gibi, sende de karanlığa ait, günaha ait, şeytana ait hiçbir şey olmayacak. Senin ışığın Tanrı olacak. Seni o aydınlatacak. Ve Tanrı onlara ışık verecek, sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Egemenlik sürecekler. Bakın, ler çoğunluktan, yani imanlılardan bahsediyor. Oradan içeri girmeye hak kazanmış olanlar. Ne kadar? Sonsuzluklar boyunca. Ya bu da biraz sıkıcı değil mi, sonsuzluk boyunca? Arada şöyle bir değişiklik iyi olur.
Yoksa yani monoton olmaz mı yani? Yaşamın amacı nedir ki? Sonsuzluklar bilir. Ucu yok, bucağı yok. Oğlum birisi ölecek, birisi gömülecek, birisi doğacak, birisi büyüyecek. Yani hayatta bir hareket olsun. Burada hiç hareket yok galiba, öyle mi zannediyorsunuz? Ne dersiniz, burada bir hareket yok mu? Sonsuzluklar boyunca. Size şunu söyleyeyim. Her gün belki de yenilenecek bir gün. Aslında gece yok. Gün nasıl yenilenecek? Belki saat dilimi içerisinde. Hayatın her gün harikalarla geçecek. Yani sen yenilendikçe yenileneceksin, gün yenilendikçe yenileneceksin. Her şey yenileniyor sürekli. Her şey yenilendiği zaman o yenilenme içerisinde o kadar meşgul olacaksın ki usanmayacaksın, bıkmayacaksın. Ve her gün hayran hayran Rabbin o kudretli eli altında onun işleriyle sevinip coşacaksın. Nereden nereye diyeceksin? Neydik, ne olduk diyeceksin. Kim hayal ederdi ki biz buraya geleceğiz diyeceksin. Acaba yan yana gelip konuşanlarımız olacak mı? Hatırlıyor musun ya, bir zamanlar ne haldeydik ya. Böyle düşünüyorduk, hayal ediyorduk. Bak şimdi buradayız ya, şaşılacak bir şey. Bak mesela aramızda. Bak işte bilmiyor gibi sıhhat yaşam amacı. Anlatılıyor muydu hani ya kilisede. Gidi günleri. Diyecek misin? Evet. Demeyeceksin, hatırlamayacaksın, anmayacaksın. Çünkü Kerem diyor, artık eski şeyler geçti. Her şey yeni oldu. Yenilenmiş yaşamda yeni bir hayat, yeni bir sevinç, yeni bir tat. O yüzden de diyor, başlarındaki tacı da çıkaracaklar. Tanrı'nın tahtının önüne atacaklar ve ona secde kılacaklar. Ve o zaman sevinç çığlıklarıyla coşacaklar. O altın sokaklarda, yaşam suyunun kenarında güneş de yok. Herhalde Rabbin ışığı da öyle bir aydınlatacak ki terlemeye, klimaya falan da ihtiyaç kalmayacak. Serinlemek için de çaba atmayacaksın. Üşüyüp de titreyip de kalın bir şeyler giymen için de. Merak etme, senin için mevsimler ayarlanmış vaziyette. Hiç ondan sonra gelip demeyeceksin ki klimayı biraz kapat. Öbür tarafı ne olursun biraz aç terledim. Demeyeceksin. Kavga da çıkmayacak kilise içinde. Kilisenin içine bir klima koyduk, her gün kavga oluyor, her hafta. Biri yanıma geliyor, ya pastör biraz kapatır mısınız? Çok üşüdüm, sırtıma vuruyor. Öbürü geliyor, ya kardeşim diyor, klimayı niye aldınız? Terliyorum ben burada. Hangisini hoşunuz edeyim ben de bilmiyorum. Ben iki arada kalıyorum. Mutlaka diyecek ya, pastöre de gittik o kadar söyledik de bak kapatmadı yine. Ne inat adam. Öbürü gelip diyecek ya, pastöre söyledik bak açmadı ya. Adam huysuz ya. Cimri adam ya, elektrik gitmesin ya. Allah'a şükür ki orada böyle bir şey olmayacak. Hiç böyle bir mevzu olmayacak. Mevsim normalde seyredecek. Ve siz de bu normal içinde normal bir hayat yaşayacaksınız. Anormalliklere yer yok. Amin. Amin. Rab her birimizi kutsasın. Amin. Her birimizi bereketlesin. Her birimizi kutsal ruhlar mesletsin. Ve bizi imanda sımsıkı tutsun ki o görkemli günde işte bu vaat edilen bu cennet bahçesinin içerisinde mukaddes gelinlerin arasında Tanrı'nın tahtının yanında beraber yaşayalım. Amin. Amin. Amin.